Azerbaycan Uluslararası Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapıyor sevgili seyirciler. Yerli ve yabancı yüzün üzerinde yayın evini buluşturan fuara ilgi oldukça büyük. Şimdi Bakü'ye gidelim fuar alanına. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bizi bekliyor. Fuarı ve Azerbaycanlıların kitaplara ilgisi nasıl? Onlardan alalım. Evet, 6. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı devam ediyor. Azerbaycan'da, başkent Bakü'de hafta sonu, aslında kitap dolu bir hafta sonu geçtiğini söyleyebiliriz. Oldukça yoğun katılım var. Yüzün üzerinde yerli ve yabancı yayın evleri de yine bugün bu kitap fuarında vatandaşlarla, kitap severlerle bir araya geldiler. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşavirimiz Sayın İrfan Çiftçi Hocamız bizlerle birlikte yayın konuğumuz olacak. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Dün güzel bir panelde siz moderatörlük yaptınız. Neler konuşuldu? Fuar nasıl geçiyor? Sizden alalım. Çok teşekkür ederim. Fuar Azerbaycan'da 2 senede bir yapılan uluslararası bir kitap fuarı olduğu için çok yoğun katılımla geçiyor. Gördüğünüz gibi dışarıda insanlar sıra sıra oluyorlar. Nöbetleşe alınıyor. Burada bu aslında fuara bir susamışlık var. Bizim de burada yoğun kültürel faaliyetlerimiz var. Özellikle bizim bakanlığımızın TEDE projesini tanıtan dün bir şey oturumumuz vardı, gösterimi, sunumumuz vardı. Ondan sonra Türk kültürünün kaynaklarına nasıl erişilir konulu bir paneldi sizin de yayınladığınız. Ondan sonra ayrıca çağdaş Türk edebiyatına, Türkiye literatürüne, Türkçe literatüre erişim konularında çeşitli atölye çalışmalarımız, workshop çalışmalarımız oldu. Buraya biliyorsunuz Azerbaycan Türkiye'nin, yani Türkiye Türkçesinin dolaysız olarak hiçbir çaba göstermeden Kıbrıs gibi, ondan sonra Balkanlar gibi konuşulduğu, anlaşıldığı ve Türkiye'de basılan kitapların çok en rahat okunduğu bir kardeş ülkemiz. Dolayısıyla bizim Türkiye'den özel yayın evlerinin, mevcut kitap evlerinin de çok daha yoğun bir şekilde katılması lazım. Biz aslında Mayıs'tan itibaren çağrı yaptık ama maalesef bizde her şeyi devletten bekleme ataleti diyelim biraz hala sürüyor. Şimdi burada özellikle son yıllarda Türk dizileriyle ve özellikle de şunu kaydetmek lazım, TRT'nin dizileriyle, Abdülhamit'le, Ertuğrul'un burada çok müthiş bir şey var. Yani mesela kitabın yanı sıra sizi şöyle temin edeyim, eğer TRT diyelim burada bir stand açıp Ertuğrul'un biblolarını yapsaydı burada herhalde şu anda satış rekorları kırardı. Yani çok yoğun bir talep var ama bu talebi biz ancak yani bakanlık olarak ve birkaç resmi kurum özel yayın eviyle katılmış bulunuyoruz. Çok daha geniş bir katılımımızın olması lazım. Çünkü çok yoğun bir talep var, ilgi var. Dolayısıyla yani Türk kültürünün, Türkçenin en yaygın olarak alındığı, okunduğu bir yer burası. Bir de şunu vurgulamam lazım. Mesela belki bizim özel yayın evleri, kitap evleri burayı küçük bir pazar olarak görüyorlar. 10 milyonluk bir ülke. Aslında Azerbaycan sadece Türk, yani Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bir yer olmakla beraber bütün Kafkasya'dan, özellikle Güney Azerbaycan'dan 40 milyon Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı İran'dan insanların da gelip buradan kitap ve Türkçe kültür ürünleri aldığı bir yer. Peki efendim, bu noktada Türk kültürüne, örfüne, adetine ilgi nasıl? Yeni nesil ilgileniyor mu kitaplarla? Neler söylersiniz? Yeni nesil yeteri kadar ilgilenmiyor. Ama bu biraz evvel dediğim gibi yeni nesile, yeni nesil ürünlerle bizim ulaşmamız lazım. Yani Dede Korkut'un orijinal metnini tabii ki 18 yaşında, 17 yaşındaki çocuk okumayacak, okumuyor. Ama ona emojilerle, çizgi filmler ile ulaşmamız lazım. Biraz evvel dedim ya, yani Ertuğrul'un burada bibloları yapılsa, tişörtleri yapılsa, bilmem kupaları yapılsa satış rekorları kırar. Yani bizim yeni nesillere, yeni nesil kültürel ürünlerle ulaşmamız lazım. Bizim çok ciddi bir şekilde kültür endüstrimizi geliştirmemiz lazım. Yani yoksa tabii ki okuyanlar, klasik Türkçe kitaplara yönelenler, literatüre yönelenler 25-30 yaşın üstü ve o civarlar. Daha genç nesiller
Tabii okuyorlar ama Türkiye'deki gibi. Yani daha yeni ürünlerle ulaşmamız lazım. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Nice nice böyle kültürel faaliyetlerde, kitaplı günlerde buluşmak üzere. Çok sağ olun efendim. Biz de bu dileklere katılıyoruz. Altıncısı düzenleniyor Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nın. Biz de Avrasya Günleri'nin bugünkü bölümünde fuardan sizlere seslendik. Sözü artık Ankara'ya bırakalım.